ettiğin ihtiyaçlar, konuyu bir konuşalım artık. İhtiyaçlar piramidi. Yok yok, LED'e verelim, LED'de görelim. Verelim tabii. LED ve şunu yapabiliyor muyuz? LED'de dance begin. LED. Dans başlasın. Tabii ki benim İngilizce benim de var baba. Bu nereden çıktı? Allah aşkına bir kalk şimdi ben abi. Allah aşkına dedim ya, Allah'ın adını verin bakalım. Tamam abi, kalkayım da kalk, bir baştan yükselteyim kendimi. Ay, öyle kalkınca reyting kalk artıyor. Bir alkışlarla kalksın ben o zaman Semih. Ama çubuğum yok. Şimdi benim elimdeki... Bravo Semih. Semih ne istiyorsun? Söyle bana. Çubuğum var da. Çubuk neyse. Baba çubuğu getirin. Çubuksuz adam çubuk kaldırıyoruz nerede ya. Benim ayrı elimdeki ya liste tabii ki biraz daha detaylı bir liste. Kalktım Yaşar ama. Kendini gerçekleştirdim. Evet. Biraz daha detaylı bir liste. Çubuk yok. Biraz açacağım. Çubuk gibi adam çubuk var. Gel çok güzel. Hı. Detaylı bir liste. Açacağım. Allah, şimdi çubuklar falan. Şey yapabiliyor muyuz? Ekranı ikiye bölüp. Ona parçalıyoruz. Ünlüler, ünlüler ve gönüller takımını da koyarsak ben yarışmacılar üzerinden gideceğim yani. Bir genelleme yapacağım. Ekranı ikiye bölüp yeni takımları da koyarsak. Gönüllüleri de koyalım. Tabii, Semih'cim öyle koyalım. Bir şey yapamıyormuşuz. Sen istersen anlatmaya tamam, takımları başla. O zaman zaten hayal edeceğiz. Takımları biz biliyoruz. Şimdi Abraham Maslow diye bir arkadaşımız var. Arkadaş? Arkadaş. Profesör yani. Hı. Psikoloji profesörü. Tamam. Zamanında ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir piramit geliştirmiş. İnsanın başarıya ulaşabilmesindeki, varlığını tamamlayabilmesindeki piramidi böyle tanımlamış. İlk vay olarak anam, diyor. Vay vay vay. Evet. İlk olarak diyor, insan diyor fizyolojik ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Neymiş onlar? Var olabilmek için. Fizyolojik ihtiyaçları nefes alma, yeme içme, uyuma gibi ve ihtiyaçlar. O kadar mı? Bu kadar. Yani sen bunu ciddi misin açabiliriz. Söylüyorsun? Evet. Ya bunu açabiliriz. Nefes alma, yeme içme, uyuma. Temel ihtiyaçlar. İnsan diyor, bunları diyor sağlamadan diyor başarıya ulaşamaz diyor. Doğru söylüyor bence de Abraham. Size anlatıyor, Maslow dinliyorsunuz arkadaşımız değil mi? Ha. Şimdi nereye geleceğim? Takımlara geleceğim, yeni dengelere geleceğim. Ondan sonra diyor, yeme içme, nefes alma gibi temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra diyor, İnsan diyor güvenlik ihtiyaçlarına gereksinim duyar diyor. Bu ihtiyaçlar da diyor kendini, ailesini, toplumunu güven ve emniyet içinde tehlikeden uzak hissetmek diyor. Burada da bence doğru bir şey söylüyor. Yine takımlara geleceğim. Üçüncü, piramidin üçüncü basamağı abi. Burada da diyor ki ait olma ve sevgi ihtiyaçları. Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak. Dördüncü, piramit. Prestij, başarı, yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak. Yani değer ihtiyaçları. Beşinci piramidin son basamağı, yani beşinci basamak kendini gerçekleştirme ihtiyaçları. Bunlardan nelerdir? Kişisel tatmin. Takımlar da geldi bak. Evet çok güzel. Kişisel tatmin, kişisel başarı, kişinin potansiyelini ortaya çıkarma. Şimdi gelelim takımlara. Ve de diyor ki... Hakan sen de orada olmadın. Bence diyor, sen de öyle. Geç. Bu arada ne gibi hissediyorum Semih biliyor musun? Şu an hani üniversitede yani şimdi öğretim üyeleri... Anti gibi oldu. Üniversite antisi. Böyle döndük izliyor. Mevzu nereye gelecek merak ediyorum. Hakan istersen şöyle gel sen. Tamam ben sen ne dersen yaparım diyorsun. Estağfurullah. Yani senin dışında zor. Evet. Ve diyor ki bir birey diyor. Oğlum beni de mevzuya kat ki yalandan burada durmayayım. Tamam atıyorum. Şimdi abi takımlara gelecek atacağım. Takımlara gelecek atacağım. Şimdi diyor ki bir birey diyor... Piramidin alt basamaklarını tamamlamadan diyor üst basamağa gözünü dikerse diyor bu bireyde gerginlik yaratır diyor ve diyor bu birey diyor sağlıklı bir birey olamaz diyor. Bu doğru bir şey değildir diyor. Baştan diyor. Doğru bir birey değildir. Doğru bir birey değildir diyor. Bireyin lastiği patladı. Tamam ben şu takıma ne diyeceğim? Ben takıma gelecek nasıl olursak, geleceğiz onu merak ediyorum. Takıma gelecek olursak ilk günden beri şimdi ünler günler diye ayırdık da biz mesela Hilmice, Murat ve Damla'yı da buraya alırsak geçmişten geleceğim ama bu piramidi gene bu takımlar üzerinde de değerlendirebiliriz. All Star takımı yarışmaya başladığından beri piramidin ilk basamağını tamamladı mı? Abi öyle her ödülü kazanıyorlar. Milletin beyni yandı. Sen tamam. Şimdi bunlarla nasıl bunu şey yapsın? Her ödülü kazandılar değil mi? Yiyip içiyorlar. İpucu, tamam. Yiyip hepsini içiyorlar. Yapıyorlardı o zaman. Hepsini yaptılar. Güvenlik ihtiyacını karşıladılar mı? Evet. Ne yaptılar? Devamlı baraka, yatakta yatıyorlar, uyuyorlar. Tamam. Bu arkadaşlarımızın ne ihtiyacı doğdu? Ait olma, sevgi ihtiyacı. Otomatikman onu doğurdu. Onu doğurdu. Çünkü doğru, bu ihtiyaçları karşılayınca otomatikman insan çevresiyle ilişki kurmaya başlıyor. Doğru. Arkadaşlığı geliştiriyor. Çünkü problem yok. Buralarda bir eksikliği yok. Ait olma ve sevgi ihtiyacı. Burayı da gerçekleştirdiler.
Çok güzel arkadaşlıklar görüyoruz değil mi? Tabii hüngür hüngür alıyor. Öpücükler, öpücükler havada uçuyor, sarılmalar. Hüngür hüngür alıyor. Ailelerine gitmezler yani. Tabii. Beraber yaşar onlar oradan sonra. Tabii doğru. Şu ne? Değer ihtiyaçları değer da mı? Değer ihtiyaçları mı? Prestij, başarı, yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak. Onu da mı getirdi otomatikman? O. Onu onu da çoktan geçmiş yarışmacılar. Zaten onların geçmiş yaşantılarından gelen bir kariyerleri de var. Evet. O, orada bir doygunluk var o aşamada. Tamam. Ve en son kendini geliştirme. Zaten bu arkadaşlarımız hep kendini gerçekleştirme basamağı da Kıbrıs'tır. Finaldir, şampiyonluktur. Tamam. Bunların hepsi söylemleri bu yönde değil mi? Evet. Buraya gelecek olursak gönüller takımını hangisini gerçekleştirebildim? O zaman reklam yetmez. Ha, reklama gidemeyiz onu ben saymaya kalkarsam. Kaç dakika var? 15 dakika mı? Var da. Var mı? Var var. İyi o zaman gidelim. Ne, iki, Anıl Berk gerçekleştirdi bunu. Anıl Berk'in de şöyle. Şimdi gene Maslow'a göre orada da bir sıkıntı var. Anıl Berk diyor ki bu basamakları gerçekleştirmeden kendini gerçekleştirmeye çalışıyor diyor. Kendini direkt başarıya gözü dikti diyor. Kıbrıs finali diyor gözüne dikti diyor. Ama diyor bu basamakları gerçekleştirmediği için diyor gergin bir birey yaratır diyor. Çünkü eksikliği var. Ama diyor. Takım yarışması olduğu için etki olmadı işte. Takım ama Anıl niye sinirli? Herhalde. Piramit yüzünden. Etki edemiyor. Yani onun başarısı takıma birebir yansımıyor. Evet. Kendince başarılı ama fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamadı. Evet. Güvenlik ihtiyacını karşılayamadı. Bu basamakları gerçekleştiremediği için arada boşluklar oluyor ve kendince başarılı olmasına rağmen 5. basamakta olduğu için... Şey sen mevzuyu nereye bağlayacaksın? Nereye bağlayacağım? Bu bilimsel bir açıklama. Bu yarışmacıların az önce Nur Tuba da sordu ya Hakan tamam. Bir şey söylüyor dedi. Destek bulamıyor. Tamam. Niye destek bulamıyor? Niye o sevgiyi saygıyı, birliği, bütünlüğü göremedik All Star takımı gibi. Niye omuz omuza gelmediler oyuna? Hep kaybediyorlar. Nasıl gelsin hep adamlar? Kaybediyorlar çünkü fizyolojik. Evet. Bu arada burası sıcak mı ya? Burası mı klima sıcak? Klima yaşalım yok burası iyi. Ben yandım klimayı açalım ya. Yaşar istersen. Çünkü ayaktalar ya heyecan yaptık. Sıcak hararet bastı. Zaten. Yani gönüllüler takımı eğer bu basamakları tamamlayabilseydi onlar da omuz omuza gelebilirdi. Ama daha buralarda eksiklikleri olduğu için takım ilk günden beri problem yaşıyor. Ve başarıya ulaşamadılar. Çok sen beni de ben. Peki sonuç yani sonuç benim ki, sonuç bilimsel bir şey ve Adnan sana söylüyor. Bunu gören. Bunu ezberle yarın soracağım sana bak. Maslow'un piramidini gören prodüksiyon ne yaptı? Bir müdahalede bulundu. Çok mantıklı bir müdahaleydi. Çünkü bu piramidi hiçbir şekilde gerçekleştiremeyecekti bu gönüllü. Hasta baktı ki pek fazla ömrü yok. Evet. Ameliyat kaçınılmazdı. Acun da dedi ki operasyon zamanıdır. Evet. Yoksa hastayı kaybediyoruz evet. Dedi. O yüzden sen de şimdi bu operasyonu anlattın. Yeni bir bedene sahip evet. Oldun. Mesela bu Hilmi Cem, Murat, Damla eğer ilk baştan beri bu takımda olsalardı onlar da onları gerçekleştiremeyecekti ve onlar da belki bu tarz ilişkiler kuramayacaktı. Bu tarz arkadaşlıklar kuramayacaklardı. Bu bilimsel bir şey. Ama orada devamlı kazandıkları için her şey güllük gülistanlık olduğu için onlar artık kendini gerçekleştirme basamağında dolaşmaya başladılar. Arkadaşlık, kardeşlik, muhabbet. Tatile gittiler çünkü. Tatil yapıyorlardı. Şimdi ama siz konuşun ben bakacağım kaç izleyicinin beyni aynı yanmış. Aynı şey bakıyorum. Kaç kişi yorumları anlamış. Yorumları merak ediyorum. İzleyicilerin. Ama lale devri bitti. Lale devri bitti. Peki bu Sayın saatten Hakan sonra. Ural. Ha, tamam. Lale devri bitti. Bak. Yok.